Ama benim böreğim çıtır, onu da kesemediğinizi çıtır söylediniz. Çıtır mı? Ben şöyle o zaman göstereyim. Evet, şöyle diğer arkadaşlar... Bakın çıtır olsa bakar böyle mısınız? Olmaz. Bakar mısınız? Çıtır çıtır kesiliyor. Bıçak kesmiyor sadece. Onu versenize yani, bak. Yo, o kıtır yeri istiyorum. Buyurun Enis parçayı Bey. İstiyorum. Enis elim, Bey elim kendi mi? Böreğinizi yediniz, bir de... Hanımefendi, yiyeceğim tabii ki. Ebru Hanım, merak etmeyin. Birazdan da yorumlarını alırız Enis Bey. Alabilirsiniz Enis Bey. Beğenmiyor, siliyor süpürüyor. Beğenmiyor, siliyor süpürüyor. Bir saniye. Tamam, bir saniye. Ebru'cum, bir dakika bitirsin. Beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim Seda Hanım. Çok saçma. Seda Hanım konuşabilirsin. Şimdi burada benim üzerime yürüyorlar. Ben böreğimi ister bitiririm, ister yerim, ister yemem. Size mi hesap vereceğim? Bana hesap verin diye demedim. Ben fikrimi söyledim. Neden sinirleniyorsunuz? Tamam da benim yememe içmeme neden karışıyorsunuz? Sizin yemeğinizi içmenize karışmadım. Ayrıca bu börek de şahane. Benim böreğimden kat ve kat güzel olmuş. Ellerimle yedim. Çıtır çıtır. Afiyet. Çok da güzel. Afiyet. İnanılmaz güzel ve çok beğendim. Afiyet olsun. Ben çok beğendim. Yağsız börek ben çok severim. Yani yağı çok fazla olmamış. Ve çok güzel içine peyniri falan. Evet. Çok güzel olmuş. Ben afiyet çok olsun. Beğendim. Yıldız. Bak çıtır, Seda Hanım bak çıtır değildin de. Bunu da yiyin arzu ediyorsunuz. Buyurun buradan da yiyebilirsiniz. Bıçak keserken bile bir çıtırtı geliyor, bıçak kesmiyor yani diyor. Yani şaka diye söyledim ama Enis Bey'im yani iştahınıza maşallah bir şey demiyorum. O böreği al bence yemeyeceğim. Yok ben onu hepsini yemem, diğer yemeklere kalsın. Ben böreği gerçekten beğendim. Ebru Hanım böreği kesemediğini söyledi ama Enis Bey pıt diye kesiverdi. Demek ki bahane bulmak için Ebru Hanım. Oynamaya gönlü olmayan gelin yerim dar dermiş. Çıtır değil demiş, sert bahane demiş. Bahane değil de ben bence biraz zor beğeniyorum. Bence siz sürekli burada pozlardınız. Zor, niye bir zor beğeniyorsunuz? Çünkü ben hani sizin gibi o kadar kolay beğenmiyorum. Nasıl zor beğeniyorum? O zaman sizin mendiniz mükemmel olacak. Niye Ebru Hanım konuşma şeklinde? Ebru Hanım ne diyorsunuz? Onu geldiğiniz şey zaman göreceksiniz tamam. Müzeyyen Hanım. Tamam. O zaman karar veririz. Peki, sizin. Tamam. Seda Hanım fark ettiniz mi? Biraz önce benim ağız hareketlerimi, yüz mimiklerimden bahsediyordu kendisi. Şimdi de Ebru Hanım'ın konuşma şeklini falan böyle tarif etmeye çalışıyor. Ben kendisiyle diskosyon halindeyim ve kendisiyle konuşuyorum. Ona diyorum neden böyle yapıyorsunuz? Sizin gibi başkası konuşurken ağzımı gözümü yapmıyorum. Başkası konuşurken de mimik hareketi yapabilirim. Dikkat edin o ağzınız öyle kalır sonra. Neden? Yok hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Hadi Yıldız böreğim. Evet. Börek. Ben menüde gördüğümde de hani gül börek dedim Ispartalı olduğunuz için gül sizin ableminiz hani. Evet. Neli olduğunu merak etmiştim. Peynirliymiş. Yani peynirin güzel, içindeki peynir seçiminiz güzel, benim damak tadıma uygun. Biraz kuru buldum sadece. Yani bu çıtır börekten ziyade. Yani şu üstleri kuru olduğu için çıtır. Yani birazcık daha sanki yağlı olabilirmiş. Ama tadı yağsız buldum. Tadı gayet güzel. Sos koydunuz mu üzerine böreğin? Yani hayır. İçerisine şöyle izah edeyim. İçerisine yumurta, süt, yağ koydum. Üzerine de yumurtanın sarısını sürdüm. Biraz daha böyle sulu bir şey yapsaydınız üzerine o biraz daha emerdi. O zaman da çok yağlı olurdu. Neşe, sadece ucundan aldın bıraktın. Neden? Ben normalde peynir yemeyi fazla seven bir insan değilim ama gerçekten böreğiniz hani tadı, lezzeti her şeyi yerli yerinde. Çıtırlığı da gayet güzel. Yağsız olması ekstra daha iyi benim için. Ben beğendim böreğinizi. Gerçekten elinize sağlık. Neli olmasını tercih ederdin? Ben mesela patatesli olabilirdim. Patatesli olabilirdim. Patates ama tadı... aklıma gelmedi aslında Neşe Hanım. Kıymalı böreği ben kendim çok severim. Ben de. Kıyma koymak istedim ama pilavım etli, güveç etli, bir de kıyma şeyde olmaz diye peynirini tercih ettim. Ama dediğim gibi çok iyi pişmiş. Çıtırlığı afiyet gayet olsun. Yerinde. Az önce Ebru Hanım'ın dediğine ben katılmıyorum. Bu masada herkes beğendi. Bir tek o beğenmedi. Bunu seçici o da beğenmedi. Bak yanında oturuyor. Beğenmedi. Yok. Yani dedi ki ya benim için kuru dedim. Yani kuru. Ama genel olarak beğendim. Benim beğenmedim. Herkes beğenmedi. İşte Ebru Hanım beğenmedi. Hani niye böyle bir şey söylüyorsunuz ki? Herkes aynı şeyi beğenmek zorunda değil. Ya yani. Beğenmek zorunda değil de hani sanki böyle yorum yapmak için beğenmiyormuş gibime geliyor. Öyle misin? Öyle mi? Olabilir mi Seda Hanımcığım? İşte yok, gösteriyorum kesmiyor diyorum bıçağı. Ama aynı kesti. Tabakta Enis Bey sizin böreğinizi kesti. Ben böreği çok beğendim. Her şeyi dozundaydı. Çok güzel. Afiyet olsun ablacığım. Yıldız Hanım bu börekle ilgili yine gizli kapakla yapılmış bir menü yorumunu yapmıştım. Gizli kapaklı mı geldi Yıldız Hanım size? Evet, iç nesini? Malzemesini belirtmediğiniz için. Yani ben daha çok şekline takıldığım için iç malzemesini belirtmedim ama belirtebilirdiniz. Doğru söylüyorsunuz ama tadını lezzetini eritmesek. İç malzemesini belirtmek zorunda değil ki. Ben zorunda demedim zaten. Sadece belirtebilirdi yani dedim. Yani hani peynirin nesini belirtecek? Hani... Peynirli gül böreği, patatesli gül böreği, ıspanaklı gül böreği örnek veriyorum. Benim tercihim bu belirtmiş olması iyi olurdu dedim.
Arkadaşlar istediğim yorum yapabilirim. Neden tabii ki de diyorsunuz. Buyurun istediğiniz yok, yorumu serbest. Ama yani yanlış değil söylediği. Kötü bir şey de söylemiyor canım. Belirtili bir ilgili diyor. Konuşsanız yine. Peynirli gül böreği ya da patatesli gül böreği gibi. Doğru evet. Doğru. Sena Hanım zannetmeyin ki Enis Bey gül böreğini çok sevdiği için 7 röportajında inadımdan gül böreği yiyeceğim dedi. İnadımdan demedim. Ben tabakta hiçbir şey bırakmam ama ben böreğinizi beğendim.